Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Hamama gideceğiz. Buraya hamam eşyalarımızı hazırladık. Dışarıda yağmur yağıyor. Ama nasıl yağmur? Çıkamıyoruz. Allah'ım. Acayip çok yağıyor. Bir de bunlar çamur toprak içinde yürüyemeyiz de ne yapacağız Mine? Kedi de oraya saplanmış. Yavrum ne yapayım? Bile senin Covid olup da burada kaldığımız günler aklıma geldi. O zaman da yaz bitimiydi ilkbahara, ama sonbahara doğru hep o zaman da yağmur yağıyordu. Rahmet yağıyor, çok güzel yağsın, ihtiyacı var, toprağın ihtiyacı var da. Biz nasıl gideceğiz? Şu evimizin bahçesi alt taraf. Şurası. Evet, buraya çok güzel bahçe olur da ben direkt çıkartıp buradan buraya böyle bir teras falan yapmak istiyorum alt kattan. Şöyle bilmiyorum. Şöyle çekim yapalım, daha mı iyi görünüyor? Evet. Buradan cenaze gidiyor. Ne yapacağız? Şu an arkadaşlar. Ay buradan geçemeyiz de biz şimdi. Buradan zor geçmesi. Böyle arabalarla gidiyorlar. Yağmur yağıyor. Mezarlığı. Cenaze Kütahya'dan geldiği için direkt hastanenin cenaze nakil arabasıyla gelmiş. Böyle gidiyorlar. Bugün hamam, kaynarca hamamımız kadınlara. Burada arkadaşlarla Almanya'dan hep beraber hamama geldik. Burada emekli arkadaşlarla buluştuk. Anlaştık, dedim ben gidiyorum, beraber gidelim. Hadi şöyle siz buyurun, ben arkanızdan. Hadi Mine'yim. Şimdi burada Ayten çalıştığı için daha iyi olur dedik. Ayten'in çalıştığı gün gelelim. Düğünden geldik. Hatice'yle de geldik buraya. Kahve yaptık. Kahve içiyorduk tam. Mile karnım aç dedi. Hüseyin hemen Mile'ye böyle tost hazırlamış arkadaşlar bakın. Hemen de ayran. Ben de tostu görünce dayanamadım. Biz eskiden burada Hatice'yle o kadar bir tost yerdik arkadaşlar. Bir tost yerdik geceleri. Hüseyin de çok güzel yapıyor tostu. Bak İsmail de güzel yapar. Mile güzel mi? Hmm, enfes. Başka? Ayatıcı daha çıkacak zannettim. Dur benim çantamda da bir selpak var. Benim çantamdaki selpakları ver teyze. Bak orada da var. Şimdi bizim düğünlerde böyle şeyler sepiliyor. Serpiliyor. Eskiden para serpilirdi, çikolata, şeker. Şimdi neler serpiliyor teyze? Teyze versene. Şunun içinden ne çıkacak? Bakalım bakın. Burada çikolata. Böyle sünger. Bakın arkadaşlar sünger. Bunlar ne? Tel. Ondan sonra şey böyle yara bandı.
Burada çikolatalar böyle masalara serpiliyor böyle salonda. Allah gitti. Çikolata böyle sarmışlar. Bu ne Hatice? Ay ne güzel. Saklama kabı. İnanmıyorum. Bak burada da tel. Böyle gene kap. Burada bezler. Ama ne güzel bir şey değil mi? Aslında güzel bir şey değil mi? Aslında yani şeker çikolata serpiciğine. Nerede? Bazı günlerde daha çok sepiyorlar yani. Kız seviyor onunca. Ha, ay çok güzelmiş ha. Saklama kabı sepiyorlar. Ama güzel fikir yani. Bizim eskiden para serpilirdi. Çok hoşuma gitti yani. Bakın böylece bunları ben Almanya'ya götürüyorum değil mi? Ay kız sakın şaka ediyorum. Bir de gene ciddi anlayacaklar. Aynur Hanım'ın gözü hiç doymuyor. Bunları da Almanya'ya götürüyormuş. Eve geldik. Hatice'lerle kahvemizi içtik. Mile'yi içeri alamıyorum. Kediyi kucağına yatırdı orada. Benim kucağımda çok güzel duruyor diye girmiyor içeriye. Saat 2'ye çeyrek var. Ben yarın sabah erken kalkacağım. Benim kızım gelmiyor. Diyor ki sen yat ben gelirim içeriye diye. Gittiğimiz düğün burada. Hemen şu iki ev ileride karşıda benim Ayşe teyzem vardı. Yani ben onun elinde büyümüşüm burada Türkiye'deyken. Tabii izne geldikçe de aynısı. Çok çok sevdiğim bir akrabamız hem de yani teyzem. Kendisi rahmetlik oldu. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın inşallah. O kadar yani ne bileyim böyle bir anneannem, babaannem gibi severdim kendisini. Sonra onlar buradan taşındı. Mile'yle böyle ziyaretine giderdik biz onun geldikçe. İşte son geldiğimizde ziyaretine gitmiştik. Sonra biz gittikten sonra vefat etmişti. Mile hala hatırlıyor. O teyzeyi çok sevdim, o teyzeyi çok sevdim diye. Onun da torunu evlendi bugün. Torunu. Nezire ablamın oğlu. Tabii onları da çok seviyorum. Onun için denk geldi burada. Düğünlerine gittik. Emet'te şimdi düğünler aslında böyle erkekler, kadınlar ayrı olur bizde. Olurdu. Daha doğrusu. Şimdi artık o şeyler kalkmış. Gayet normal böyle işte her yerde yapılan düğünler gibi böyle bir salonda yapılıyor. Kadınlar zaten çoğunlukla hani böyle kapalı olan bayanlar erkeklerin yanında kalkıp oynamıyor. Ama kendi akrabaları, eşleri, dostları tabii ki. Yani emedimiz bizim böyle mutasip olduğu için böyle şeylere çok dikkat ediyorlar. Ama düğünlere artık o 3 gün, 4 gün olan düğünler yok. Eskiden Perşembeden başlanırdı, cuma, cumartesi kanı olurdu, pazar 4 gün düğün olurdu. Kadınlar, erkekler ayrı olurdu ama şimdi değiştirmişler ama tabii ki daha böyle hani kadın erkek ayrı yapanlar varmış ama 3-4 gün olmuyormuş. Bugünkü düğünde öyle böyle oldu. Güzeldi, değişik bir şeydi. Yani biz mesela 3 sene önce mi neydi? Burada aşağıda otelin orada bir düğün görmüştük. O da böyleydi ama bu da bu şelalede işte şelale düğün salonu diyorlar. Burada daha bir farklıydı. Yani hoşuma gitti. Güzel. Ne oldu? Allah'ım gençleri bir ömür bir yastıkta kocasın diyorum. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. O şimdi gelmiyor. Bak. Mileyim. Artık yatacağız yavrum. Hadi gel. Kuzum biz yatacağız artık aşkım. Tamam. Hadi. Allah'ım o ne? Köpek mi geliyor? Sahibin ne? Sahibi dışarıda onun ama. Allah'ım biz bu köpeği ne yapacağız? Köpek var ya dışarı çıkartları zaman onu şey bağlıyorlar bazen. Direkt bizim evin buraya geliyor. Bile gelmesin şimdi. Sahibi şimdi gene gelecek diyecek ki bu niye sizin buraya geliyor? Gir kızım. Bunlar da burada uyuyorlar. Evet. Ne yapayım? Ay inanmıyorum. Geliyor da geliyor. Yerim seni ben ya. Biraz da keşfetmek istiyor herhalde böyle. Buraya da hamam eşyalarımızı astım kurusun diye. Bak. Mile sana geliyor bak. Çok meraklı ama. Çok meraklı bak. Bizim videolarımız böyle kedilerle köpeklerle Tarçın hemen. Bak bu buraya gelince o da geldi ama hiçbir şey yapmıyor. Tarçın. Tarçın hadi gidin artık. Hadi kuzum sen de git bak sahibin orada oturuyor. Hadi kuzum. Hadi sahibin yanına git sen. Biz de yatacağız. Hadi iyi geceler. Sen aşağı git gel. Hadi götür onu aşağıya. Hadi sen aşağı git gel. Ya bizim hayatımızda bu Tarçın'ım güzel kuzum. Hadi git artık. Şuraya yat. Yat sabah görüşelim tamam. Yine götürüyor sahibini. Yeni bir gün günaydınlar. Fırın, ekmek,
simit var burada. Ben erken kalktım. Ahmet'e aldım. Benim bir ziyaretim vardı. Oraya gittim geldim. Mine yatıyor evde daha. Onun gitmesi gerekmiyordu. Babamın dükkanını göstereceğim size. Gerçi önceki videolarımı görenler, bilenler vardı ama şu an kirada. Tam parmağımı gösterdim. Şu köşe var ya arkadaşlar, bakın. Burada Akay yazıyor şurada. Bu böyle köşeye gidiyor. Bu köşesi ve bu köşesi böyle köşede. Babamın dükkanı. Yukarıda da şey var. Ev var böyle. Burada şu an kiraya verdik. Ben işte ziyaretimi yaptım. Dileğim kaldı. Ben de şimdi dayanemlere gidiyorum şimdi. Ahmet de başka bir fırına uğrayayım dedi. Bu şey pide, böyle mayalı pide mi ne diyorlar, böyle püflük olan var ya, onlardan. Ben normal pide nereden çıktı ya? Pide nereden çıktı? Simit. Yani o, ben normal emek simit sevdiğim için dedi, öbür fırına bakayım dedi. Sen gelme hala, direkt git. Ben oradan dolaşmayalım deyince ben şimdi direkt böyle eve gidiyorum. Hava o kadar güzel ki, 25 derece. Hani aşırı sıcak değil ama yağmur da yağmıyor. Gece yağmur yağacak dediler ama yağmadı. Burası da böyle bizim devamlı şey yaptığımız, buradan hani şey yakın bize alışveriş yaptığımız marketti, kapanmış. Bile burayı çok seviyordu. Hep oraya parayı alır alır, ben oradan alır gelirim derdi, severdi. Zaten dayanemlerin evi de şurada. Yukarı çıktığın zaman da bizim ev. Ben bunları niye böyle yolun üstünde yattığına aklım ermiyor. Tarçın, sen niye burada yatıyorsun kuzum, yolun üzerinde? He? Kuzum niye evine? Ben yanına yaklaşmayacağım, korkma. Artık benden korkmuyor. Korkma kuzum, bir şey yapmam ben sana. Niye evin önüne gitmiyorsunuz, siz burada duruyorsunuz kuzum? Tarçın, evin önüne yürü. Gezenti Tarçın. Evimizi sadece böyle hazırlanmaya, yatmaya kullanıyoruz. Şimdi geldim buraya, saat 2:30. Dayanemlerde bir böyle 15 dakika kestirmişim. Şimdi tekrar devam, tekrar bir ziyaret. Bir çocuklama gideceğiz, amcamızın kızı. Hayır kedim, gelme kuzum. Gelme, biz gidiyoruz. Bu videomu bitireceğim arkadaşlar. Yeni bir video başlayacağım. Tabii başka içerik bulabilirsem. Çünkü hep böyle bir akraba ziyareti, eş dost ziyareti. Onun için biraz da yani böyle içerik için de hani kolay olmuyor. Yani umarım anlayışla karşılarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.